Son seansa karşınızdayız. Son seansta her zaman olduğu gibi iki değerli akademisyen konuğumuz şu anda stüdyomuza Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Doçent Doktor Hakkı Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Neler konuşacağız? Bir defa kura bakacağız. Kurdaki stabiliteyi göreceğiz bugün itibariyle. Ve Borsa İstanbul'da Mart 2021'den bu yana ilk kez elde edilen bir değer var. 2 doların üzerine çıkmış durumdayız. Ve Borsa İstanbul'da işlem hacimleri de giderek artmaya devam ediyor. İşlem hacimlerindeki artışın ne kadar süreceğini, değerlenmenin nerelere doğru gelebileceğini Doçent Doktor Hakkı Öztürk zaten bize söyleyecek. Bugün dünyada önemli bir gelişme var. Bugünlerde ortaya çıkan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı, pandemiden sonra ilk kez bir araya geliyor. Xi Jinping Moskova'yı ziyaret edecek ve Moskova'da yeni bir işbirliği paktının izlerini hep birlikte göreceğiz. Pandemiden önce Rusya-Ukrayna savaşından önce gerçekleşen görüşmede iki ülkenin karşılıklı işbirliği zeminini geliştirmesi planlanmıştı. Şimdi bu işbirliğinin daha boyutlandırılması ve bazı protokollere bağlanması ile ilgili bir süreç var. Ayrıca Çin'de 16 Ekim'de yapılacak olan Çin Komünist Parti Kongresi ile birlikte Xi Jinping geleceğini ve istikbalini ve koltuğunu bir kez daha garanti altına alacağı için iki liderin konuşması ya da görüşmesi son derece önemli. Bu Avrupa Birliği ve Amerika açısından iyi bir haber değil. Çünkü Avrupa Birliği ve Amerika Rusya'ya uyguladıkları ambargonun Çin ve Hindistan tarafından delindiğine önümüzdeki günlerde tanıklık edecekler. Bu önemli jeostratejik gelişmeyi ve her şeyi birazdan konuşmaya başlayacağız. Rusya'yla Çin arasındaki yeni dönem teması ile ilgili gelişmeleri birazdan konuşacağız. O belki de en çok üzerinde duracağımız konuların başında geliyor. Çünkü pandemiden sonra ve ambargodan sonra, Batı'nın uyguladığı ambargodan sonra ilk defa bir araya gelen iki büyük dev liderden bahsediyoruz. Bu paktın içine Hindistan'ın, Endonezya'nın, Malezya'nın ve diğer ülkelerin, İran'ın zaten doğal olarak bir parçası olduğunu biliyoruz. Bunların da girmesi durumunda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bu cephede biraz yalnızlık yaşayacaklar gibi gözüküyor. Bu da Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın Rusya'ya karşı uyguladıkları ambargoyu yılın ortasında henüz bitirmediler ama yıl sonuna doğru bitirebilirler. Çünkü Avrupa büyük bir gaz ve enerji krizine doğru hızla yol alıyor. Şu anda Avrupa'da palyatif tedbirlerle enerji sarfiyatının azaltılması hedefleniyor. Bu mümkün olamayacak. Eğer kış biraz da çetin geçerse, kış çetin geçmezse bile üretim değerlerindeki gerileme dolayısıyla Avrupa biraz daha kabuğuna çekilecek. Amerika Birleşik Devletleri de bu durum karşısında pes etmek zorunda kalabilir. Yani yarım kalmış bir ambargodan bahsedebiliriz. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz ve Doçent Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Rusya-Çin meselesini konuşacağız. Onu en sona bıraktım çünkü turpum büyüyor. Onu en sonda değerlendirebiliriz ama önce içeriden bazı gelişmeler var. İsterseniz Hakkı Hocam sizle başlayalım. Tamam. Bugün borsadaki kapanış rakamlarını yani 3000'lerin çok üzerinde bir rakamda kapattık ve artış eğilimi devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de süreceğini tahmin ediyoruz. Dolar bazında 2 doların üzerine çıktık. Mart 2021'den bu yana elde edilmiş en yüksek değer. Ayrıca işlem hacminde de çok büyük artışlar söz konusu. İşlem hacmindeki artışları nasıl değerlendirmek gerekir size göre? Şimdi şöyle söyleyelim. Biz tabii ne zamandan beri borsanın çok ucuz olduğunu söylüyorduk. Ama şimdi izleyenler yanlış anlamasın. Şimdi bu yükselişi ben ucuzluğa bağlamayacağım. Başka faktörlere bağlamak istiyorum. Şimdi şöyle tabii işte 2 dolarlara çıktı değil mi endeks? Ben biraz bir tarihsel ortalama vereyim. Endeksin dolar bazında işte 20-25 yıllık ortalaması 2,5 dolardır. Aynı zamanda en yüksek gördüğü seviyelerde 2007, 2010 ve 2013'te işte eski tabirle işte 5 dolarlar, yeni tabirle 500 dolarlardır. Dolayısıyla şu an hala Borsa İstanbul tarihsel olarak dolar bazında
ortalamasının altında. Ama şimdi burada tabii baktığımız zaman özellikle bankacılık endeksi nin getirdiği çok yüksek bir son hacim. İki aydan beri hem hacim var hem de çok yüksek hızlı bir rally var. Yani şimdi bugün banka hisseleri tavan tavan gidiyor. Yani eski borsacılar bilirler öyle banka hisselerini tavan tavan olması çok nadir hatta pek olmayan şeylerde. Evet. Daha küçük hisselerde bunlar olabilirdi ama şimdi şöyle baktığımız zaman mesela bankacılık sektörü bunlar cuma günkü rakamlar ama 13 Temmuz'dan sonra dolar bazında %126 artmış bankacılık sektörü. %126. İşte bugün de %4-5 falan arttı evet. Herhalde. Yani dolar bazında baktığımız zaman yani endeksin ortalaması bazı bankalar yine tavan oldu. Yani %130'luk bir artış var. Bakın 2 ay değil mi? 13 evet. Temmuz 2 ay oluyor tam. BIST 100 işte %40'tan fazla artıyor dolar bazında. Bakalım dünyada borsa endeksleri ne olmuş? MSCI Dünya Endeksi %5. MSCI gelişmekte olan bankacılık endeksi, yani bizde dolar bazında %130 artan yaklaşık bankacılık endeksi, gelişmekte olan ülkelerde %5 artmış evet. 13 Temmuz'dan şimdi, sonra. Şimdi aradaki farkı açıklayın. Ha, şimdi yani ne oldu da Türkiye'de son 2 ayda, 1,5 ayda bu kadar hızlı, özellikle bankacılık sektörü önderliğinde bir hızlı rally oldu. Yani bankacılık sektöründe veya borsada, ekonomik beklentilerde Türkiye'de bir değişiklik mi oldu? Öyle değil mi? Veya Türkiye'ye yabancı para girişi mi oldu? Değil mi? Yani şimdi bunlara bir bakalım. Bana bakalım. Tamam, şimdi birincisi ben size tam net rakam söyleyeyim. Yabancı yani bu borsadaki rally'nin arkasında yabancı alışları mı var? Ona bakalım. Son 5 haftada hisse senetlerine net yabancı girişi net $790 milyon. Yılın başından beri de ben hep size söylüyorum, yabancılar $2.8 milyar net satış yapmışlar hissede. Şimdi son 5 haftada $798 milyon para koymuş bankacılık bankacılık endeksine diyorum, yabancılar borsaya getirmişler. Şimdi baktığımız zaman tabii ki bunun çok düşük bir miktar olduğunu görüyoruz. Yani bu yabancı alışlarıyla bankacılık endeksi son işte 2 ayda, $130 bazında prim yapamaz. Demek ki bunun altında ağırlıklı olarak bir yabancı alışı yok. Bu defa peki. Net. Ben bunu nereden söylüyorum? Türkiye Cumhuriyeti... Böyle bir dedektif filmi gibi anlatıyor şu anda. Evet, evet, ben sonucu merakla bekliyorum. Acaba yani, nereye bağlayacağız? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistikleri var. Oradan aldım yani evet. Bu rakamları. Birincisi o. İkincisi, burada bir defa o zaman yabancı alışlar yoksa yerli alışlar var. Bir defa kesin bu. Şimdi tabii burada küçük yerli yatırımcı olabilir mi burada? Biraz kredili alışlarla tetikleyebilir küçük yerli yatırımcılar. Kredi alışlar da var ama yani o küçük yerli yatırımcının organize olup bunu birden son 1,5 ayda yapması da mümkün değil. Hepimiz biliyoruz ama tabii ki borsada son bir yılda özellikle faizlerin indirilmesinden sonra negatif reel faize geçilmesiyle beraber ne oldu? Tabii ki yerli yatırımcının borsaya olan ilgisi arttı. Ama yani bu küçük yerli yatırımcının son 1,5 aydaki rally'yi arkasında küçük yerli yatırımcı olduğunu açıklayamaz yani. Demek ki bunun arkasında başka bir şey. Bunu da dışarıda aldık. Tabii. Yani demek yabancı ki, olamaz. Yabancı yok, küçük olamaz. Yatırımcı yok. Demek ki büyük yerli gruplar var. Peki. Bir defa iki kere iki dört. Ondan sonra tabii vadelide de çok enteresan fiyatlamalar oluyor vadeli piyasalarda ona dikkat etmek lazım. Tabii çok ciddi margin call dediğimiz teminat tamamlama çağrıları ciddi yüksek seviyede. Evet. Yani orada şortçuların da üzerine oynuyorlar onu da söyleyelim. Dolayısıyla burada bir organize bir şey var yani bunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii şimdi bunun arkasında yani büyük yerli yatırımcı olduğunu söylüyoruz ama... Kim olduğunu tabii kimse bilmiyor. Ama mesela baktığımız zaman mesela kamu bankaları gidiyor. Tavan tavan evet. Gidiyor. Vakıf Bank olsun, Halk Bank olsun. Ve tabii ama şunu da söyleyeyim. Kamu bankalarının halka açıklık oranı düşük. Çok yüksek değil. Yani işte 17, 18, 15'lerde o civarlarda çok yüksek değil ama kamu buna rağmen tavan tabii, gidiyor. Zaten o çok yüksek olsa halka açıklık oranı o zaman tavan olması o kadar kolay olmaz. Düşük olduğu için tavan gidebiliyor ama buna bazı özel bankalarda iştirak ediyor. Yani bunun arkasında de birleştirmeye çalışıyorum. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları var borsayla ilgili. İşte sermaye piyasalarında güvenilirliğinin arttığı, borsanın rekorlara koştuğu, yatırımcılar tarafından çok cazip olduğu ile ilgili.
Dolayısıyla benim aklıma gelen ne mesela? Tabii yani olabilir diyorum, bunu ispat edemem, bilmiyorum ama kamu bankalarının sahibi kim baktığınız zaman? Türkiye Varlık Fonu. Evet. Varlık Fonu da bu işin içinde olamaz mı? Olabilir ama bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama büyük yerli grupların olduğu. Yani Varlık Fonu piyasaya girip olabilir. Alım yapıyor, yani, olabilir. Olabilir tabii, evet. Olabilir yani. Evet. Şey yapamayız bunu, göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla ama bunun bir temel dinamiğe dayandırabilir miyiz? Yani Türkiye'de son 1,5-2 ayda özellikle bankacılık sektörünün %130 dolar, tabii ki bankacılık sektörünün biz biliyoruz ucuz olduğunu. Karlılıkları yüksek. Tabii tamam, yani ucuz olduğunu da biliyoruz ama 2018'den beri ucuz bankacılık sektörü. Hem dolar bazında hem çarpanlara göre yabancı yatırımcıların çıkmasıyla Türkiye'de 2018'den beri ucuz. Evet. Ama birden ne oldu da son 1,5 ayda işte piyasa değeri, defter değeri işte 0,30-0,40'lardan 1,2'lere geldi. Kamu bankalarından bahsediyorum. Evet. Ne oldu yani 1,5 ayda? Niye 3 ay önce olmadı da birden şimdi oldu? Dolayısıyla bunlar tabii ki çok soru işaretleri. Bunun arkasında benim şahsi fikrim, temel faktörlerle, temel dinamiklerle bunu açıklamak çok zor. Açıklayamayız. Yani şimdi bankacılık sektörüne baktığımız zaman siz söylediniz, nominal karlılıkları çok yüksek ama nominal karlılıkları yüksek. Evet. Burada hepimiz konuşuyoruz. Neden yüksek? Enflasyon endeksi kağıt tutuyorlar. Evet. Bir de net faiz marjlarında ciddi bir artış var. Ama nominal karlılıkları yüksek. Enflasyon muhasebesi uygulanmış olsa reel karlılıkların düşük olduğunu biliyoruz. Düşeceğini biliyoruz. İkincisi, evet, ben hep söylüyorum, öz sermaye karlılıkları bankacılık sektörünün. Şimdi baktığımız zaman öz sermaye karlılıklarına, şu an için ben size söyleyeyim, sektörün tabii daha yüksek olanlar var. %28 öz sermaye karlılığı, return on equity. Enflasyon kaç? %80. Evet. Demek enflasyonun çok altında öz sermaye karlılıkları ve 2018'e kadar aslında bankacılık sektörünün, ben baktım, yani 2010-2018 arası bankacılık sektörünün öz sermaye karlılıklığı hep enflasyon üzerinde, bakın. İşte o bankacılık sektörünün çok hem piyasa değeri, defter değerlerinin yüksek olduğu, işte şimdiki 1,2-1,5 falan olduğu zamanlar, ama o zamanlar bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı hep enflasyon üzerine. Ama 2018'den sonra enflasyonun altına gitmiş, hala altında, bakın %28'e %80 enflasyon var. Aynı zamanda işte bugün bankacılık sektörü çok ciddi miktarda mecbur kalıyor. Merkez Bankası'na teminat vermek için devlet tahvilleri tutuyor. Evet. Oradaki faizlerin de hepimiz bastırılmış biliyoruz, faizler olduğunu biliyoruz. Yani bugün işte 10.90'dan borçlanıyor, 10 yıllık vadede hazine. Yani normal koşullar altında %80 enflasyon varken herhangi bir ülkede hazine 10.90'dan borçlanabilir mi? Kim alır yani o tahvili? Kimse almaz. Niye? Bankalar bunu regülasyonlarla, Merkez Bankası'nın getirdiği regülasyonlarla almak zorundalar. Mecbur, mecburlar. Evet. Yani o yüzden, ama bunların da tabii çok ciddi faiz riski var. Şimdi bankacılık sektörü bunu alıyor ama bir faizler yükseldiğinde zaman ne olacak bu tahvil bonoların değeri? Çok ciddi zarar yazacaklar. Bir de öyle bir risk var. Ha, dolayısıyla ben bunu yani söyleyeyim, çok net bir şekilde temel dinamiklere dayandırmakta zorluk çekiyorum. Dayandıramıyorum yani. Şunu söylemek isterim, bir defa küçük yatırımcı çok dikkatli olmalı. Yani böyle hızlı yükselişlerden sonra bunun hızlı bir düzeltmesi genelde tarihe baktığımızda oluyor. Ama şunu söylemiyorum, ben her zaman onu söylüyorum. Bugün de geçerli, ben Türkiye'de hala, yani bu kadar son zamanlarda hisselerin yükselmiş olmasına rağmen, hala genel olarak tabii ki çok farklı hisse senetleri var, farklı fundamental'ları olan. Ama genel olarak hisse senetlerinin ucuz olduğunu, uzun vadede Türkiye'de hisse senetlerinin özellikle yabancı yatırım, bunlar kalıcı olması için yabancı yatırımcı olması lazım. Bakın. Yani bu büyük gruplar dediğimiz, şimdi yabancı yatırımcı yok. İki gün sonra biz satalım deseler pat 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 diye aşağı gider. Ama eğer uzun vadeli Türkiye'ye eskiden olduğu gibi pension fund dediğimiz, yabancı fonlar, mutual fund dediğimiz, yani yatırım fonları, emeklilik fonları gelirlerse, bunlar orta ve uzun vade için gelirler. O zaman öyle bir şey olmaz. O zaman fiyatlar daha kalıcı olur. Şunu söyleyeyim, ben hala her ne kadar işte demin söyledim bankacılık sektörünün öz sermaye karlılıkları düşük, ama orta ve uzun vadede bankacılık sektörünün Türkiye'de sağlam olduğunu düşünüyorum bir. Hala genelde hisse senetlerinin ucuz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de hep bunu söylüyorum, normal ekonomi politikalarına dönüldüğünde, iklim değiştiğinde ya da yabancı yatırımcılar Türkiye'ye tekrar gelecektir. Yoğun olarak özellikle emeklilik fonlarıyla, yatırım fonlarıyla
ve borsaya tekrar hisse senetleri yukarı götüreceklerdir. Ama bunun ben bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Şu an için yani birden son 1,5 ayda arkasında ben rakamları verdim. Yani yoğun yabancı alış da yok. Dolayısıyla temel dinamiklerle bunu açıklayamıyorum. Ama orta ve uzun vadede dediğim gibi Türkiye'de iklim değiştiğinde tekrar yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelecektir. Ve borsaya ilgi gösterecektir ve hisse senetleri dolar bazında da tekrar çok ciddi bir şekilde yukarı gideceğine inanıyorum. Ama bu uzun vadede olacak bir şey. Ve seçimle de ilgili önceden pozisyon alabilirler yabancılar ama işte yani datalara baktığımız zaman şey yine göremiyoruz bunu da. Dolayısıyla arkasında yerli büyük gruplar var çok net bir şekilde. Ve dolayısıyla küçük yatırımcı dikkatli olması lazım. Yani Türkiye'nin hem beklentilerinde, ekonomik beklentilerinde işte gerek bankacılık sektörü olsun, gerek diğer ekonomik beklentilerde son 1,5-2 ayda çok ciddi bir değişiklik yok. Öyle değil mi? Mesela buna çok net bir örnek verelim. 2021, yanlış mı söylüyorum, Naci Bey Merkez Bankası... Mart'ta geldi değil mi? Yok, Kasım ayında geldi. Mart'ta gitti. Evet, Kasım ayında geldi. 2020 Kasım. 2020 Kasım'dan. Zaten şey başladı. Evet, 2020 Kasım ayında geldi ve o zaman Türkiye'ye ve tabii ve sayın hem iktidar tarafından da sayın Cumhurbaşkanı tarafından da verilen mesajlar işte bütün reformları yapacağız, hukuk reformu yapacağız, piyasa dostu olacağız diye çok ciddi piyasaya yönelik güven tazeleyici güven tazeleyici mesajlar gelmişti. Bakın orada 2 ayda Türkiye'ye 20 milyar yaklaşık 15-20 milyar dolar para girmişti bakın Türkiye'ye yabancı yatırımcılar ama birden sonra politika değiştikten sonra o gelen para çok hızlı bir şekilde çıktı. Şimdi bu öyle bir şey değil şu anda olan bir şey. Arkasında yabancı yatırımcı yok. Büyük ihtimalle işte demin söylediğim gibi büyük yerli gruplar var. Ne kadar kalıcı olur tabii bunu kimse bilmiyor. Dolayısıyla yani küçük yatırımcılar çok dikkatli olması lazım. Stop loss olmadan alım yapmaları tabii çok riskli olduğunu düşünüyorum ben. Ama demin de söylediğim gibi Türkiye'nin orta ve uzun vadede borsanın hala ucuz olduğunu ama fiyatların kalıcı olması için tabii burada biz kendi kendimize fiyatlıyoruz falan şimdi tahvilde oluyor mu yani %10, %11 tahvil faizleri olmuyor. Yani o da kalıcı değil. Türkiye'de tahvil faizlerinin kalıcı olacağını düşünenler varsa yanılıyor. Yani bu yüksek enflasyon ortamı olduğu zaman %80 enflasyon var. Önümüzdeki yıl en iyi işte 50-55 olur, 60 olur. Öyle tahvil faizleri onlarda 11'de sürdürülemez yani bunlar. Sağlıklı fiyatlamalar değil, imkanı yok. Suni fiyatlamalar bunlar. Dolayısıyla borsadaki fiyatların da kalıcı olması için arkasında ne olması lazım? Yabancı yatırımcı olması lazım. Türkiye'ye inanması lazım. Şu an için onu pek göremiyoruz. Dolayısıyla dikkatli olmakta yarar var. Ama tekrar söyleyeyim orta ve uzun vadede hisse senetlerini ben genelde tabii farklı dediğim gibi rasyolarda hisseler var. Genelde ucuz olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu konuyla ilgili size geleceğim. Siz de notlar aldınız ama ondan önce Hakkı Hocam bir yani eksik kaldığını düşündüğüm. Yani tabii, benim buyurun, sormak tabii, istediğim tabii bir bölüm var. Onu unuttuğum bir şey olursa siz de hatırlatın bana. Çok güzel bir şeye değindiniz. Dediniz ki bir, yabancı yok. Bu rallinin arkasında. Yani yok işte. Küçük yatırımcı yok. Yok. Ne kaldı geriye? Geriye ne kalıyor? Elimizde büyük şirketler kalıyor. Büyük şirketlerden kim var? İşte kamu bankaları var. Kamu bankalarının sahibi varlık fonu. Dolayısıyla varlık fonu piyasaya girerek alım yapıyor ve piyasayı yukarıda tutuyor. Peki özel bankalar bu arada ralliye eşlik ediyor. Onların ralliye eşlik etmesinin altında ne yatıyor? Şunu bir defa çok güzel. Şunu söyleyeyim birincisi. Ben tabii ki bunu... Türkiye arkasında Türkiye Varlık Fonu'nun olduğunu %100 ihtimal tabii yani ben bunu bilmiyorum. Benim olabilir aklıma gelen evet tabii ki bir ihtimal. Sonra dolayısıyla yani bununla beraber Türkiye'de bunlar oluyor biliyorsunuz. Bunu bilen, bununla beraber hareket eden bazı gruplar olabilir. Dolayısıyla bir yani bankacılık, kamu bankaları yukarı gidiyorsa bugün tabii Türkiye'de çok değerli özel bankalar var. Bir kısım da oradan büyük miktarlarda özel bankalara giriyorlardır. Onları da hareket ettiriyorlardır ama burada gözüken kamu bankalarındaki öncülük hareket etmesi. Tabii çok daha fazla özel bankalara göre. Dolayısıyla ben kesin Türkiye Varlık Fonu alıyordur diyemem çünkü bunu bir ispat edemem ama olabilir. Yani arkasındaki güçlerden bir ihtimallerden bir tanesi olabilir. Peki, güzel. Buyurun hocam. Yani biz borsayı analiz çok ederken çok güzel anlatma değil mi? Evet, finansal iktisat yazının da biz bu tür menkul kıymet piyasalarını analiz ederken belli varsayımlarda bulunuruz. O varsayımlardan bir tanesi
bilginin tam olarak dağılması. Bir tanesi piyasanın yeterince geniş olması, büyük olması. Bir başkası yatırımcıların benzer büyüklükte eşit bilgiye sahip ve benzer büyüklükte sermayelere sahip olması. Dolayısıyla rekabetçi bir ortam ve etkin bir piyasadan bahsediyoruz. Bilginin tam olması etkinliği getiriyor. Bu da şu demek, bir firmanın bütün yaptığı faaliyetler bir şekilde hisse senetlerine yansıyor. Yatırımcı bundan haberdar oluyor. Evet. Bilginin tam olması bu demek. Dolayısıyla böyle bir durumda adil fiyatlama olduğu varsayılır ve bütün finansal iktisat modellerinde bu varsayılarak analiz yapılır. Şimdi anormal durumlarla karşı karşıya kaldığımızda model çalışmıyor tabii. Evet. Fiyatlar değerleri yansıtmıyor. Böyle absürt hareketler gerçekleşiyor. O zaman biz de soruyoruz, siz dediniz dedektif gibi. Bunun faili kimdir? Kimin işine yarar bu fiil? Ve buradan kim ne elde eder? Evet. Ne zaman yapılmıştır falan gibi, nasıl bir Hercule Poirot, Sherlock Holmes cinayetleri soruştururken belli başlı soruları temel alırlar. Biz de bunu yapıyoruz ama bunların hepsi faraziye. Bildiğimiz şey şu, anormal bir makro iktisadi atmosferde çok sığ bir piyasa var elinizde ve küçük oyuncular, istatistikler onu söylüyor, küçük oyuncuların borsayla alakası yok, umurlarında değil. Hepsi Bitcoin oynuyor, kripto paraya giriyor. 5 misli para kripto parada var. Evet. Çünkü bizim millet tasarruf yapmayı değil kumar oynamayı seviyor öz itibariyle. Çünkü bu kapitalizmin, bu tasarruf kültürü bizde yerleşmiş değil. Biz ticaret kültürünü zar zor yerleştirdik, daha tasarruf kültürü, finans kültürü yerleşmiş değil. İnsanlar at yarışı oynar gibi, iddia oynar gibi bir koyup beş almaya amaçlıyorlar ve böyle oynuyorlar şeylere de, finans piyasalarında. Halbuki böyle olmaz. Hisse senedi de o yüzden cazip değil. Daha kripto paraya girerler, başka şeylere girerler. Gazetelerde, internet sayfalarında sürekli reklam çıkıyor. 19 yaşında genç Türk iş kadını ayda 100 bin dolar kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Evet. İşte Bitcoin oynuyormuş, put option, call option oynuyormuş. Onlar arasında. Yani milleti bunlar kandırmaca, yutturmaca. Gidin Kıbrıs'a adam gibi rulet oynayın. Daha ahlaklı, çok daha namuslu ve daha keyiflidir. Yani. Ve daha tatlı. Yani. Yani. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortamda, böyle bir yatırımcı profilimiz var. Bunlar borsaya girmez. Kim giriyor o zaman? Hocanın dediği gibi. Burada neyi görüyoruz anormal bir şekilde? Piyasayı yönlendirebilecek büyüklükte para hacmine sahip olan oyuncular bunlar ve aynı zamanda bilgiye de sahipler. Hangi eylem ne zaman yapılacak? Ondan önce pozisyon alıp kâr edeceğiz. Dolayısıyla burada iki şey var. Bir, para gücüne sahip olmak. İki, bilgiye sahip olmak. Dolayısıyla böyle bir şey, asimetrik yapıda istedikleri anda yükseltirler, istedikleri anda düşürürler. Ve buradan kim ne fayda elde eder onu bilemiyorum. Çünkü hangi faili düşünürsek bu kimden kaynaklanıyor, her birinin farklı sebebi var. Dolayısıyla eğer bunun bir spekülasyon olma ihtimali varsa. Spekülasyon olabilir, o suç değil ama tabii. Bir şey söyleyeyim şurada. Tabii, tabii. Hocam devam edersiniz. Yani tabii bu her gün tavan tavan giden hisse senetleri var yani. İşte görüyoruz, evet. Bankalar falan. Dolayısıyla burada eğer arkasında bunun herhangi bir manipülatif bir operasyon varsa işte kimin o devreye girmesi lazım? Sermaye Piyasası Kurulu'nun devreye girip bunu inceleyip ortaya çıkarması lazım. Bu da çok net. Şimdi spekülatif şeyler, hocanın dediği gibi spekülasyon, yasak değil. Serbest, manipülasyon, tabii, yasak. Yapay fayda. Hatta faydalıdır da spekülasyon. Evet. Spekülatör sadece kendisi kaybeder, kaybederse. İddia oynayan adam gibi. Kazanırsa kendisi kazanır, kaybederse kendisi kaybeder. Evet. Kendini riskli pozisyona atıp o riskten yüksek kar elde etmeye çalışır. Spekülasyonu tahmini doğru çıkarsa kazanır ama manipülasyon, demin bahsettiğim şey, manipülasyon işte o bilgi asimetrisinden ve piyasayı yönetebilecek, yönlendirebilecek büyüklükte, hacimde paraya sahip olmaktan kaynaklanıyor. Bunun araştırılması lazım. Hakikaten bu asimetri neden kaynaklanıyor? Yani bu dışarıdan gelen sermaye doğrudan
girmiş olmayabilir. Ama net hata noksanında 24.35 milyar dolar para var. Tabii. Bu para, bir tane Osman abi bulurlar. Osman'cığım sen şu paraları al, senin şirket üzerinden operasyona başlayalım diyebilirler. Bunların hocanın dediği gibi iki kurum var. Mali Suçları Araştırma Kurumu MASAK. Evet, bir de SPK. Bir de SPK. Bunların denetlenmesi lazım. Eğer gerçekten spekülasyonsa zaten o ayrı ama manipülasyonsa o zaman iş masaklık hale geliyor. Evet. Peki tam yerine denk geldik. Yani bağlaç çok iyi geldi. Buradan cari açığı konuşalım. Çünkü bir kaynağı belirsiz para var malum. Biliyorsunuz ilk 7 ayda 24,5 milyar dolar, 24.7 hatta. Tamam. Yalnız bu cari hesaba girmiyor. Bunun cari hesabın dışında bir hesap. Elbette. Onu tamamlayan bir hesap. Ama net hata noksan. Temmuz ayında 5,5 milyar dolarlık bir kaynağı belirsiz paradan bahsediyoruz. Tabii. Şimdi cari açık öngörülerin biraz üzerinde geldi. 4 milyar dolar, 3.6 bekleniyordu. Bu da enerji fiyatlarındaki dalgalanmadan kaynaklandı. Yoksa normalde daha az bir, yani 400 milyon dolarlık daha az cari açık vermiş olacaktık. Sizce hocam bu 5,5 milyar dolar üzerinden mi bakmak lazım yani Türkiye'ye giren paraya? Yani şimdi şöyle, bunu ne zamandan beri hep konuşuyoruz Türkiye'de. Diğer tabii ki bu net hata noksan kalemleri diğer ülkelerde de oluyor ama tabii bu kadar bu derecede yüksek olmuyor. Özellikle son yıllarda bu kalemin çok yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şimdi ben bakıyorum, Ocak ne kadar söyleyeyim, 20, Ocak Temmuz'da 24.3 milyar dolarlık net hata noksan var. Şimdi bizim Ocak Temmuz'da da cari açığımız ilk 7 ayda 36.7 milyar. Ya bu nedir bu? Ne demek? Döviz talebi bir defa çok net. Değil mi? İlk 7 ayda döviz talebi 36.7 milyar dolar. Döviz arzı ne olmuş? Ben bir baktım. Yani finans hesabına bakıyorum. Portföy çıkışı var yine Ocak Temmuz'da 12 milyar dolar bakın. Portföy çıkışı var. Evet. Yani Türkiye'den yabancıların. Doğrudan yatırımlar net 3.2 milyar dolar net. Pozitif. Diğer yatırımlarda yurt dışından borçlanmamız da, borç almada 13.3 milyar dolar. Bunları ekleyip çıkardığınız zaman finans hesabında 4.4 milyar dolarlık bir fazla var. Yani bu da döviz arzı var. Siz 36.7 milyar dolar döviz talebiniz var, 4.4 milyar dolar döviz arzınız var. Geriye kalan yaklaşık 32 milyar dolarlık döviz açığı, finansman açığı. İşte nasıl finanse edilmiş bu? Sizin dediğiniz gibi. Yani 32 milyar doların 24 milyar doları net hata ve noksan kalemiyle. Yani kaynağını bilmediğimiz şey. Sonra bunlar düzeltiliyor ama yani bunlar düzeltilse bile... Yıl sonu itibariyle bir hesap yapılacak. Tabii ama. Düzeltilse bile ama yani... Ne kadar düzeltilebilir? Ne kadar düzeltilebilir? Yani bu tabii ki çok yüksek bir rakam. Ben size söyleyeyim en fazla 2-3 puan. O kadar. O kadar. O herhalde yani bakmak lazım onlara. 2-3 puan. Yani 2-3 milyar. O kadar. Olur, tamam. O kadar olur. O kadar olur. 24 milyar siz cari aşı net hata noksanla finanse etmişsiniz ve 8 milyar dolarda Merkez Bankası rezerv kaybı var. 8'de Merkez Bankası'nın rezervleriyle finanse etmişsiniz. Dolayısıyla tabii bu da aslında baktığımız zaman bu net hata noksan kalemi tabii ben bilmiyorum ama öyle çok sürdürülebilir bir şey değil yani baktığımız tabii zaman. Dolayısıyla bu bize neyi söylüyor? Yani bu Ağustos ayı dış ticaret rakamı da gelmişti. 11 milyar dolar açık. Tabii ilk bu 7 aylık rakamlar. İlk 8 ayda 73,5 milyar bir şey var, dış ticaret açığı var. 8 ayda bakın söyledim. Dolayısıyla burada benim bir tahminim vardı benim özellikle. Yıl sonu için 45 milyar dolar cari açık diyorduk. OVP'de de 47 milyar dolar cari açık beklentisi bu yıl sonu için. Ama ben tabii artık bu rakamları gördükten sonra bunun çok çok iyimser bir ihtimal olacağını, bir miktar daha hocam daha yüksek bekliyordu zaten. Ortalamasını tabii, almıştım tabii, ben. Tabii biraz daha yüksek revize etmek lazım. Çünkü zaten baktığınız zaman da OVP'de de yıl sonu için 100 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı tahmini var. Yani 100 milyar olduğu şeyde en az bir herhalde 55 milyar dolar, belki 60 milyar dolar. Tabii cari açık olma ihtimali var ama tabii bilmiyoruz burada turizm gelirleri nasıl seyredecek, orada taşımacılık gelirleri var, onlar nasıl seyredecek. Tabii onların da etkisi olacaktır ama büyük ihtimalle yani yıl sonunda cari açık herhalde en az yine 55 milyar dolar falan o civarlarda
olur. Bu da işte ne kadar oluyor? Gayri safi yurt içi hasılaya oranı yani %6'nın yani %6'nın altında olur ama 65 kritik. Yani 65 bir dakika, üstünde olur. %6'nın %80 olur. Civarında oluyor. Tabii %6'nın üstünde olur. Tabii %80. Dolayısıyla bu da tabii yüksek bir rakam. Ama tabii ki şunu görüyoruz. Yani burada tabii şunu da söyleyelim. 48. Burada mesela geçen yıl ilk 7 aylık dönemde 18 milyar dolar net enerji ithalatı var geçen sene. Bu yıl ne kadar? 7 ayda 46 milyar dolar. Tabii burada enerji fiyatlarının da etkisi var. Onu net bir şekilde söyleyelim. Ama hep biz söylüyorum ben işte dış ticaret hadlerine baktığınız zaman ondan sonra ithalat, ihracat rakamlarına baktığınız zaman, enerjiyi bir kenara da koyduğunuz zaman Türkiye'de son bir yılda ihracatın ithalatı karşılama oranını düştüğünü görürsünüz. Enerjiyi bir kenara koyduğunuz zaman o da tartışılır. Niye enerjiyi bir kenara koyalım? Çünkü sonra da o da sonuçta cebimizden çıkmak zorunda olan bir para. Yani sonuçta yeni ekonomi modeli, cari fazla üzerine kurulan yeni ekonomik modeli nin çok net bir şekilde bu sene belki Türkiye'de son yıllarda en yüksek enerji fiyatlarının katkısıyla da ama da cari açığın son yıllardaki en yüksek rakamlardan bir tanesi olacağını görüyoruz. Ama sonuçta işte bu Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı da bu enerji fiyatları da bu kadar yukarı gitmeseydi de yine Türkiye'de kayda değer bir cari açık olacaktı. Onu da söylemek lazım. Hocam hem bu konuyla ilgili değerlendirmeyi, sonra kalan 7-8 dakika vaktimiz olacak. Onu da Rusya-Çin arasındaki münasebeti. Ben şöyle söyleyeyim hemen. Ben tahminlerimi söyleyeyim. Geçen programlarda da bahsettim. İyi halde, en iyi durumda hesaplanan her şey gerçekleşirse 40 milyar dolar bir cari her açık. Her şeyin çok iyi gittiğini varsaydığımızda, evet. Turizm gelirlerinin mükemmel olduğunu düşündüğümüzde 47 bile, OVP'de. Yani OVP'de 47 milyar dolar. Ya ben en daha iyi iyisin. En iyi halini peki. Söylüyorum. Siz olabilir. OVP'den daha iyimser. En kötü yani. En kötü halde 80 milyar dolar. Evet. Ben ortalamasını alıyordum bunun. İyi kötü 60 milyar dolar diyordum. Oraya gidecek. Peki kritik olan şey ne? Yani bizim iktisatçılar genelde cari açığın yıl sonunda milli geliri oranının %6-6,5 arası onun altında olmasını beklerler. %6 48 milyar dolar, %6,5 52 milyar dolar. 52 milyar doları geçersek biz alarm zilleri çalmaya başlar. Dolayısıyla bu durum böyle zannedildiği gibi şey değil. Yani hani biz dövizi kurunu yükselteceğiz. Tamam döviz kurunu yükselteceğiz, ihracat artacak. Artmadığını gördük ama... Arkadaşım o zaman niye baskılıyorsun kuru? Yani hem gaza basıyorsun hem frene basıyorsun. Olmaz. Madem öyle bir projem var. Hani eskiler derler deriyi geçerken çayda şey değiştirilmez, at değiştirilmez. Bunlar dereyi geçerken at değiştirmeye çalışıyorlar belki. Politika değiştiriyorlar. Böyle olmaz. Dolayısıyla daha önce de söylediğimiz gibi yüksek bir cari açık ve tabii ki yüksek bir dış borç bizi bekliyor önümüz sene sonunda. 2023 ne olacak? 2023'te muhakkak ithalat yapacağız. Yapmamız lazım zorunlu mallar ama ihracat yapabilir miyiz? Çok şüpheli. Çok şüpheli. Avrupa'ya satıyorsunuz çünkü Avrupa soba yakacak adamlar. Yani evet, o duruma gelmiş vaziyetteler. Evet, tam oraya geldik o zaman. Çin ile Rusya arasında bir temas gerçekleşecek. Yani bu ay içinde, Ekim ayı başında. 16 Ekim'de de Çin Komünist Partisi toplanıyor. Zaten Xi Jinping kendini anayasaya yazdırdığı için onun değişmesi söz konusu bile olamaz. Tabii. O kadir-i mutlak artık. Yani onun her şekilde hayatının sonuna kadar, ebediyete intikal edinceye kadar Çin'in başında kalacağını biliyoruz. Çünkü evet. Başka bir... İlkokullarda Xi Jinping düşüncesi dersleri var. Öyle mi? Hani ölmüş bir adam olsa, hani Atatürk hani kurucu lider. Mao olabilir ama diyorsunuz. Mao kurucu lider, Washington kurucu lider mesela. Ama bu ne diyorsunuz? Bu hakim, daha şu anda iktidarda olan bir adamın düşünceleri derslerde ilkokul öğrencilerine okutuluyor. Güzel işte, kıymetini biliyorlar. Yani, enteresan, tabii. Kişi kültü. Evet, şimdi ne bekliyorsunuz yani bu şimdi bu temastan? Şey, burada... Tabii bize yansıması açısından soruyorum. Çünkü orada kurulacak olan ittifak...
Avrupa'yı zayıflatacak. Avrupa zayıf, zaten zayıf. Kışa zor giriyor. Zor giren Avrupa bizim pazarımız. Bu pazarın biraz daha böyle sünger gibi çekilmesi söz konusu Şimdi olacak. Bu mesele şu. Amerika şu anda dünyanın en büyük ekonomisine sahip. En zengin ülkesi. Evet. Bütün teknoloji üretiminde en yüksek seviyeye sahip bir ülke. Ama Amerika güçten düşüyor. Yavaş 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 ve giderek de hızlanan bir şekilde güçten düşüyor. Avrupa, hani ölüler cenaze namazı kılınır, mezara götürülür, gömülür, herkes ayrılır. Hoca talkın verir, imam talkın verir, ölü kafasını kaldırır, tahtaya vurur, ben öldüm der. O zaman canı çıkarmış, halk arasında böyle anlatılır. Avrupa Birliği'nin durumu ölmüş ama öldüğünün farkında olmayan bir ölüye benziyor. Siyasi açıdan, politik açıdan, jeopolitik açıdan. Dünyada tek kutuplu dünya bitiyor, ülkeler kümeleniyor. Avrupa Birliği ABD ile tam kumanda durumunda. ABD'nin elinde kumanda var. Pek, uyduğu gibi. Oturuyor, kaldırıyor. Yani Thomas Scholz. Bilmiyorum bu yeni gelecek Liz Truss nasıl? Bunlar biraz daha her zaman majesteleri, kralın Britanya'sı her zaman daha bağımsızdır. Macron zaten bunların uzaktan kumandasında. Karşı tarafta ise bir illiberal demokrasiler bloğu var. Şimdi Amerika, Çin ve Rusya zaten birlikte. Çin'in eksiği askeri gücü ve enerjisi ama teknoloji var, sanayi üretimi var. Rusya'nın eksiği de teknoloji ve sanayi. Evet. Bu ikisi birbirini tamamlıyorlar. Hindistan bunların arasına girer mi? ABD hem Avustralya üzerinden, Japonya üzerinden hem başka kanallarla Hindistan'ı çok kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Enterne etmeye çalışıyor, evet. Ama Hindistanlılar hem Avrupa'dan, Amerika'dan istedikleri kadar teşvik alıyorlar hem de gitgide şeye yanaşıyorlar. Peki Türkiye ne olacak? Evet. Türkiye bütün yolların kesiştiği yer. Ve kültürel olarak, iktisadi olarak, tarihsel olarak ve şimdi Türkiye bir NATO müttefiki. Avrupa Birliği ile göbekten bağlı bir ülke ve bu ülkenin Çin ve Rusya ile yakınlaşması onlar için çok büyük itibar sağlar. Peki bizim için rasyonel midir bu? Bu da ayrı bir soru. Bunu tabii bunlar dış politika uzmanlarının bunları tartışması lazım. Benim gördüğüm Türkiye'nin borcu Çin rublesi veya Rus rublesi veya Çin yuanı cinsinden değil. İktisatçı olarak söylüyorum. Dolar ödememiz lazım. İktisadi ilişkimizin de büyük bir kısmı Avrupa Birliği ile, hususiyetle Almanya ile. Biz şimdi onlardan iktisadi olarak kopup bambaşka bir dünyanın içine mi gireceğiz? Orada öyle bildiğimiz sıradan uluslararası rekabet de yok. Evet. O totaliter rejimlerin devlet firmalarının kontrolünde, güdümünde ve yarı askeri, yarı böyle bürokratik yapılar. Orada piyasa, fiyatlar gerçeği yansıtıyor mu o da tartışılır. Dolayısıyla siyasi açıdan bir analiz yapmıyorum. İktisadi açıdan bizim bu Çin ve Rusya ile çok yakın olmamız, yani bu bloğun içerisinde siyasi olarak gözükmemiz iktisadi olarak bize çok faydalı değil. Şey olmuyor yani. Ama öte yandan Amerika dediğimiz yer, Amerika'da aleni bizimle müttefik olmasına rağmen bize aleni düşmanlık yapan bir ülke. Bunu artık söylemeye, yani söylememekten kaçınmayalım. Hacet yok tabii. Aleni düşmanlık yapıyor adamlar. Bu İngiltere'nin başına gelen yeni başbakan, o da çok böyle şey bakmıyor Türkiye'ye. Evet. Macron zaten biliyorsunuz hem kıskanıyor, hem hayran, hem sinir oluyor Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle. Thomas Scholz dediğimiz adam şey gibi, gölge oyunundaki şeyler, kuklalar gibi. Yani böyle enteresan bir dünya var. Peki. Ve biz burada ne yapacağız? Çok zor tabii, çok zor. Peki, işimiz zor diyorsunuz. Çok teşekkür hocam. Çok teşekkürler. Vaktimiz bitti. Hakkı Hoca'ya zaman kalmadı. Herhalde. Kalmadı maalesef. Zaten jeostratejiyi tabii size bırakıyoruz. Borsayı, finansal piyasaları Hakkı Hoca'ya bırakıyoruz. Dolayısıyla iş bölümü çerçevesinde bir şey yapmış olduk. Program gerçekleştirmiş olduk. Çok kısa bir ara